Seni seviyorum toprak. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Sen benden vazgeçsen de ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Psikologumuzla görüştükten sonra taburcu olabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun Toprak Hanım. Geçmiş olsun Çınar Bey. Sağ olun. Nasıl oldun? Daha iyisin değil mi? Ben aşağı inip şu çıkış işlemlerini halledeyim. İşlemler tamam. Artık gidebiliriz. Aa, hoş geldin Yeşim. Merhaba. Ben de Toprak nasıl iyileşti mi diye bir bakayım istedim. Ama sen de artık geldiğine göre ben gideyim. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar teşekkür ederim Yeşim. Toprak için yaptıklarına. Rica ederim. Siz iyi olun da Toprak bir kendine gelsin de gerisi önemli değil. Görüşürüz. Efendim. Toprak, ne yaptınız? Çıktınız mı hastaneden? Evet, çıktık. Şimdi eve geldik. Tamam. Çınar yanında mı peki? Evet. Biz Avukat Bey'le şimdi yoldayız. Yanına geliyoruz. Bir an önce sen Çınar'ı göndermeye bak, olur mu? Tamam. Karnın acıkmıştır senin. Ben şimdi sana bir şeyler yaparım evde. Aç değilim ya. Belki akşam bundan falan yaparız ha? İstersen eve girmeyelim mi? Dışarıda oturalım. Bak. Sen olmayınca çiçekler nasıl da solmuş. Bu kadar emek harcadım bunlara. Birlikte sulayalım ister misin? Ama sulamak yetmez ki. Ben gitmeden gübreleyecektim onları. Tamam. Ne lazımsa söyle bana, ben gidip alıp getireyim. Bu çiçekler için ilaç lazım. Gübreyi de bilirler zaten. Tamam, ilaç ve gübre. Ayşe! Ayşe! Şu çantayı alır mısın? Ben çiçekçiye gideceğim. Toprak da şurada oturuyor. Tabii efendim, ben Lale'yi yıkayıp yanına geçeceğim, merak etmeyin. Yeşim, Çınar gitti. Gelebilirsiniz. Tamam. Biz de yaklaştık sayılır. 5 dakikaya oradayız. Ben geldim Toprak. Bak, sana neler aldım. Çok güzeller, öyle değil mi?
Eminim bunlara bayılacaksın. Ben çok sevdim alırken. Çiçekçi bunu sabah güneşi gören her yere ekebileceğimizi söyledi. Sen zaten biliyorsundur ama. Bu da istediğin ilaç. Üstünde tarifi yazıyor. Ha işte bak burada. Çınar, neden hala anlamak istemiyorsun? Bu çiçekler burada büyürken ben burada olmayacağım. Beni buraya getirdin ama değişen hiçbir şey yok. Evliliğimiz bitti. Ayrılacağım ben senden. Böyle söyleme Toprak. Şimdi sırası değil. Önemli olan sensin. Senin iyi olman. Hoş geldin anne. Asıl siz hoş geldiniz. Toprak içeride mi? İçeride anne. Yatıyor, biraz dinleniyor. Nasıl? Daha iyice mi? İyi anne. Daha iyi olacak zamanla. Ben de elimden ne geliyorsa yapacağım. Tabii oğlum. Emek verilen her şey güzel olur. Şunlara baksana. Yavrum, sen de bu inanç, bu sabır oldukça her bir şey yoluna girecektir. Hiç merak etme kuzum benim. İnşallah. Bak, ne kadar güzel bir gün.
Her şey yeniden başlamak için. Ben bahçeye kahvaltı hazırladım. Hadi ben çayları koyayım, soğumasın. Sen de kalk. Gelmiyor Çınar Bey. Peki. Kaldırabilirsin. Günaydın. Günaydın. Çınar Ilgaz adına bir gönderi vardı. Benim. Şuraya bir imzanızı alabilir miyim? İyi günler. Bu yaptığınızı yanınıza Aferin. Bırakmayacağım. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Bırak kolumu. Daha iyi günleriniz. İkinizi de pişman edeceğim. İyi misin? Merak etme, hepsi bitecek bunların. Gideceğiz buradan. Ne toprak? Sana anlatmaya çalışmıştım ama dinlemedin beni. Bunu nasıl yaparsın ya? Ben senin için bu kadar endişelenirken senin tek derdin nasıl boşanmak olabiliyor? Çınar, sen söylemedin mi başkaları için iyilik yapmalısın diye? Ben de buna henüz doğmamış ve hiçbir günü almayan bebekten başlayayım istedim. Ona hak ettiği aileyi, babayı, yuvayı vermekten daha büyük bir iyilik olabilir mi sence? Yapma bunu toprak. Zorlu olmaz ki bazı şeyler. Toprak. Ben sana bu kadar aşıkken, seni bu kadar seviyorken başkasıyla evlenemem. Ben senden başka bir aile, başka bir yuva kurmak istemiyorum. Elbette o benim çocuğum. Büyümesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ona bir yuva kuracağım. Ama asla eşimle evlenmeyeceğim. Yalvarırım toprak. Bunu bana yapma. Yalvarırım, yaşatma bunu bana. Nasıl sen bana bunu yaşatmışlar? Yüzünü çevirme toprak. Gözlerime bak.
bilincine bak. Seni seviyorum. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Olur yapma bana bunu. Yalvarıyorum, olur bırak beni, ne olur. Benim için kolay mı zannediyorsun? Sana bu kadar çok aşıkken. Arkamı dönüp gitmek kolay mı? Gitme o zaman. Yapamam. Bak ablama. Yanlış bir aşkın peşinde koşarken kaybolup gitti. Ben aynı hatayı yapamam, yapmayacağım da. Peki birbirimizi bu kadar çok seviyorken, bu kadar aşıkken nasıl ayrı kalacağız Toprak, ha? Nasıl katlanacağız buna? Sen benim iyi olmamı gerçekten istiyor musun? Hem de her şeyden daha çok. Git o zaman. Sana yalvarıyorum, git. Gerçekten gitmemi mi istiyorsun? En azından vicdanım rahat edecek. Öylesi daha mı iyi olacak Toprak, ha? Buna mı inanıyorsun?